Dünden beri yaşananlar bu şekildeydi değerli izleyenler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan felaketin yaşandığı 10 şehirde 3 ay boyunca olağanüstü hal uygulanacağını söyledi. Arama kurtarma çalışmaları ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, arzu ettiğimiz hıza ulaşamadığımız yerler elbette vardır ama devletimiz tüm gücüyle çalışmaktadır dedi. Depremin yaşandığı 10 ilimizi afet bölgesi olarak ilan ediyoruz. Arama kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için anayasanın 119. maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak olağanüstü hal ilan etme kararı aldık. Felaketin 35. saatinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi kritik açıklama. Depremin vurduğu 10 şehirde 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edildi. Erdoğan arama ve kurtarma çalışmaları hakkında bilgi verdi. Arzu ettiğimiz hıza ulaşamadığımız yerler elbette vardır. Ama vatandaşlarımız şundan emin olsun ki devleti kendisine el uzatmak, canını kurtarmak, hayatını kolaylaştırmak için tüm gücüyle çalışmaktadır. Zorlukları birer birer aşarak erişmedik, yıkıntı karşılanmadık, ihtiyaç bırakmayacak bir kararlılıkla sahaya yükleniyoruz. Erdoğan Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'ndeydi. OHAL açıklamasından önce sosyal medya hesabından 12 Şubat pazar günü güneşin batışına kadar milli yas ilan edildiğini duyurmuştu. Yalan haberler ve çarpıtmalarla İnsanımızı birbirine düşürmeye niyetlenenleri yakından takip ediyoruz. Gün onlarla tartışma günü değildir. Günü geldiğinde şu anda tuttuğumuz defteri de açacağız. 18 devlet ve hükümet başkanı Erdoğan'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. 70 ülke, 14 uluslararası kuruluş Türkiye'ye yardım elini uzattı. Katar 10 bin konteyner şu anda ülkemize gönderme hazırlığı içerisinde. Karavanlar da merkeze ulaşmakta. Ve bu karavanları da yine acil ihtiyacı olan ailelere tahsis edeceğiz. Erdoğan AFAD hesaplarına bağış çağrısı yaparken Antalya'daki otellerden 50 bin odanın da depremzedelerin hizmetine açılacağını söyledi.